Girin. Aa, gelsene babacığım. Uyuyorsun sandım. Hayır. O gece kendimi hayal ediyorum. Saçımı nasıl yapayım? Sen de fikir versene. Böyle mi daha iyi? Böyle mi? Bilemedim ben. Deniz Hanım ya da Bihter'e danış. Otursana, konuşalım biraz. Ne oldu? Nihal, bu ressal senin için çok önemli. Biliyorum. Heyecanını, sevincini herkesle paylaşmak istiyorsun. Anlıyorum ama... keşke kimleri davet edeceğine birlikte karar verseydik. Seni tanımadığın hiç kimseyi çağırmadım ki. Süleyman Efendileri kastediyorum. Nesrin'i, Cemile'yi. Biliyorsun yaşadığımız tatsızlığı. Bihter'in rahatsız olacağını düşünmen lazımdı. Sorun olmadığını söyledi. Öyle söyleyecek tabii. İnat yapıyorum gibi mi oldu? Aynen. Yok öyle bir şey babacığım. Aklımın köşesinden bile geçmedi. Biliyorum, biliyorum ama yanlış anlaşılabilir. İstersen konuşurum Bihter Hanım'la, açıklarım. Yok, onunla değil. Diğerleriyle konuşup davetini geri alman daha doğru olur. Ne diyorsun? Olur mu öyle şey? Çağırdım bir kere. Nihal'cim, olay daha çok yeni. Etkilerini henüz tam anlamıyla silemedik üstümüzden. O kadar sıcak ki yeniden alev almaya çok müsait. O olayda Bihter tamamen haksız değildi, inan bana. Ben Süleyman Efendi'nin hatırına ılımlı davranmaya çalıştım. Ama onlara ben de kırılmadım desem yalan olur. Şimdi böyle bir durumda her iki taraf da yanlış anlayabilir. Taraf olduğumuz düşünülür. Öyle mi diyorsun? Dengeleri korumak zorundayız yani. Anladım. Benim müdahale etmem doğru olmaz. Bir yolunu bulup bunu halletmen lazım kızım. Kırmadan, incitmeden. Yıl sonu gösterisini dinlemeye gelsinler. Ama şimdi hiç uygun bir zaman değil. Ne diyeceğim peki? Nasıl söyleyeceğim? Bilmiyorum. Düşünelim bakalım. Thank you.